Herkese merhabalar. Galatasaray NFT transfer çalışmaları devam ediyor. İlk yaptığımız yayın biraz daha keyifliydi çünkü yerli rotasyonuna iyi eklemeler gelmişti ama sonrasında iki hayal kırıklığı yaratan yabancı hamlesi ve sonunda da Radebu hamlesi geldi. Abi önce hoş geldin. Hani başlarken de direkt ben sana şey diyerek başlatayım. Hayal kırıklığı yaratan, hani biraz tepkiyi de arttıran Halil Oğuz ve Yebo hamleleriyle alakalı ne düşünüyorsun? Yani Fransa'da herhalde Galatasaray basketbolunun çok iyi bir basketbol gözü var ki 6 senedir Fransa'da görülmeyen Halil Oviç'i Galatasaray basketbolu 6 sene sonra görüp Türkiye'ye getiriyor. Hoş bulduk sana öncelikle. Yani evet, İsmet ve Buğra'nı konuşurken biraz daha neşeliydik, daha keyifliydik. Ardından gelen Yeboah ve Halilovic hamleleri gerçekten o oluşan ivmeyi, oluşan o pozitif havayı bir anda tersine çevirmeyi başardı ki yani çok da haksız değil açıkçası yangın yapan taraftarlarda. Yani Halilovic'e Yeboah tabii ki beklentileri karşılamadı, taraftar tatmin etmedi. Öncelikle biraz Halilovic'ten bahsedip sonra Yeboah'a geçmek istiyorum. Yani Halilovic konusunda açıkçası taraftarın beklentisi biraz daha yırtıcı, atlet bir pivot ki şube herhalde bir 5 yıldır falan buna muhtaç, buna aç. Bu taraftarlar atlet bir pivot bekliyor. En son bu şekildeki adam Zeka Gus'tu herhalde diye düşünüyorum. Aynen. Sonrasında bu pozisyonu almadık. Hani Mitrovic'in burada ismi çıkan diğer işte Luka Mitrovic. Sonra Demirel'e Halilovic iki isim çıktı aslında. Halilovic'i aldık biz. Koçun biraz burada tercihinin açıkçası taraftarın çok da sevmediği. Türkiye Ligi'nde de aslında pek fazla karşılığı olmayan bu beyaz uzundan yana oldu Yani açıkçası. çok İşte basit o bir dönem. örnek şey ya direkt. Ya Galatasaray Halil Oviç'ten daha iyi. İki tane uzun transferi yaptı bu süreçte. Kravis burada çok tartışıldı. Adam İspanya'ya gitti, neler yaptı görüyoruz. Ristić ki ben çok sevinmiştim geldiğinde ama o da hani çok etkili olamadı. Yani bu aslında bir senin için bir yol gösterici de bir şeydi yani. Buradan hiç kimsenin hiç ders almaması garip geliyor bana yani. Ya açıkçası hani Ristić bence de Halilovic'den çok daha iyi bir oyuncuydu ama daha sezon içindeyken İspanya'ya gitmeye kafaya koymuştu, anlaşmıştı yani şu anki takımıyla. O yüzden hani Ristić'i pek tutma gibi bir durum söz konusu değildi. Keşke tutsaydık. Halilovic'den çok daha iyi bir oyuncu bence Ristić. Ama hani koçun tercihi bu oldu. Hani burada katılmamakla beraber koçun kafasında bir plan olmasına en azından saygı duyuyorum. Yani daha iyi bir oyuncu alınabilir miydi? Bence de alınabilirdi. Hani Luka Mitrovic adı geçen ilk oyuncu oydu. Hani 10 defa, 100 defa tercih ederim Halilovic'e göre. Ama hani işte Alfa Kaba ya da işte benzer tarzda siyahi uzunlar da gündeme geldi, masaya geldi. Ama Mitrovic reddetti açıkçası bu isimleri. Bu yüzden biraz burada hani koçun tercihine saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Ne kadar bence yanlış bir tercih olsa da. Ama hani Yeboah tarafında açıkçası saygı duyulacak bir taraf da yok. Çünkü hani Yeboah hani Daçka'nın 6. yabancısı. Senin ilk aldığın oyunculardan bir tanesi. Hani Mitrovic'in isteyerek aldırdığı oyunculardan bir tanesi. Yani bütçeden bağımsız bir şekilde. Yani ne planlandı, ne düşünüldü ya da 5 yabancının bir yabağı hani konularak nasıl bir plan program çizildi açıkçası anlamıyorum. Yani çok da hani anlaşılabilir bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Hani inanılmaz kötü bir hamle. Hani büyük ihtimal Muhammed Mustafa parasına falan oynuyor. Hani Muhammed Mustafa'dan da ekstra bir artısı yok. Hani tek artısı herhalde topsuz oyunda biraz daha potaya kat yapabilmesidir herhalde Yeboah'ın. Yani 5 yabancı içinde Yeboah hamlesini koyduğun zaman takımın tavanını o kadar kısıyorsun ki etrafında koyacağın oyunculardan ki birazdan Radebu hamlesini konuşurken buna değineceğim. Hani verim almayı zorlaştırıyorsun. Kendi elini zorlaştırıyorsun açıkçası Yeboah gibi bir oyuncu ilk transfer olarak yaparak. Hani Haziran sonunda Yeboah'ı bitirmek hani sana ne katacak, hani bu bulunmaz ilk kumaşı mı da Haziran başın sonunda bu adamı ilk hamle olarak kapatıyorsun? Anlamak çok güç Yani gerçekten. bir de şey de garip hani Yeboah burada hani bir performans gösterir. Hani dersin ki bu adam burada bir şey yaptı. Hani Fransa'dan da biliyordu. Bu yüzden aldı diye belki bir yorumlamaya çalışırsın da yani Daçka'da bile çok düzenli oynamayan bir adamı Galatasaray ilk transfer olarak yabancı transferinde alıyor yani. O kadar anlamsız ki. Ya koç istediyse burada ya açık konuşalım hani koç istediyse de şube yönetiminde birinin Galatasaray'ın parasını bir sokağa atamayız deyip koçun da isteğini geri çevirmesi lazım ya. Allah kelamı değil sonuçta yani bu. Ya orada biraz Mitrovic açıkçası pek ikna edilmesi kolay bir adam değildi. Halilovic transferinde de başka isimlere ikna edilmek için biraz uğraşıldı. Ama hani Mitrovic orada
açıkçası verdiği kararın arkasında durup çok fazla dönmeyen bir adam. İnşallah bunun negatif etkisini sezon içinde yaşamayız ki. Yani Yeboah, yeğenin ilerleyen zamanlarında da konuşuruz. Yeboah net bir şekilde bence 6. yabancı olarak düşünmesi gereken bir isim. Çünkü onun 5 yabancılığı olduğu bir sistemde rotasyon kurmakta, takımın kısa rotasyonu çizmekte inanılmaz zorlanıyorsun. Buradan peki şuna geçelim. Şimdi Galatasaray'da bu iki transferin ardından daha olumlu olan ki bence iyi transferli olan Radebu hamlesi geldi. Her ne kadar hani Valencia'da bu sezon çok iyi geçirmese de ondan zaten hani ondan önceki sezondan daha çok ses getirmiş, dikkat çekmiş bir oyuncu. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de izleyen bu performanslarıyla. Aslında yani günün sonunda hani basketbolda biraz şey var. Kadronun mühendisliği çok kilit nokta oluyor. Burada yanındaki adamlar çok önemli olacak. Yani Angola'da bunu gördük. Bireysel olarak iyi bir oyuncuydu ama bizde çok kötü bir kadro mühendisliğinde hiçbir şey yapamadı. Karşıyaka'da finale taşıyan isimlerden biri haline geldi. Ama hani yine de Radebu hamlesini tek başına nasıl değerlendiriyorsun? Yanındakilere de değinirsin aynı zamanda tabii. Yani Radebo dediğin gibi bence güzel bir hamle. Olumlu bir transfer. Hani özellikle Yeboah ve Haliluç hamlelerinden sonra Radebo çekebilmek açıkçası. Hani beklemediğim bir şeydi benim. Ama şöyle bir şey var. Hani dediğin gibi önemli olan kadro mühendisliğinde bu adamı nereye koyacaksın? Radebo savunmada çok aktif, ellere hızlı, ayakları hızlı, savunmada rakibinin karşısında kalabilen inanılmaz Üç kere inatçı. yılın savunma beşine girmiş adam en şeyde. Evet, yani inanılmaz iyi bir savunmacı. Maç motoru inanılmaz seviyede. Sürekli sahada aktif, sürekli işte yırtıcı diye tabir ettiğimiz bir oyun profilinde takımı ateşleyen, takıma sahada güç veren bir oyuncu. Açık sahayı seviyor, tempoyu seviyor. Hani patlayıcı ve taraftarına seveceği tarzda bir oyuncu adamı. Ama tabii bunun yanında hani hücumda bazı sıkıntıları var. İyi bir yaratıcı değil. Daha iyi bir geçen şutörü. Topla ilişkisi çok fazla değil. Hani topla ilişkisi var ama iyi bir skorer, yaratıcı bir skorer değil. Biraz daha tamamlayıcı bir parça orada. Yani aslında baktığında arada bu bizim seviyemizdeki bir takım için inanılmaz iyi bir tutkal parça. Hani 10-12 sayılar bandında sayı da atabilir ama bu senin sürükleyici skorerin olacağı anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Radebo'nun yanına mutlaka iki tane çok daha elit skorer koyman lazım ki o biraz daha takımı toparlayan, bir arada tutan, savunmada enerji veren, hücumda işte İşler sıkıştığında köşeden bir üçlük atan ya da bir penetreyle oyunu açan ya da açık sahada hızlı bir fast break sayısına ya seni rahatlatan oyuncu konumunda bir oyuncu aslında. Bu profilde bir oyuncu. Tutkal bir adam aslında bu. Mesela yanında Yeboah ile beraber bir de Radebo'yu aldığın zaman bu sefer oyun kurucunun Allah seviyesinde bir şey olması gerekiyor. Senin uzunların zaten bireysel yaratıcı olan uzunlar değil. Sadık pick and pop'la daha çok aktif oluyor. Halil Havuç tamamen pick and roll oyuncusu. Senin alacağın bir numaranın mutlaka iyi bir ikili oyun oynama yetisine sahip olması gerekiyor. Bunun yanında Radebo, Yaboah koyuyorsun. Skorer olarak net bir skorerin yok. Alacağın adamın iyi de bir skorer olması lazım. Bir yandan da fizik olarak zayıf kalmayayım biraz daha savunma yapayım dediğinde böyle bir oyuncu Euroleague'de yok zaten. Euroleague'de olsa 1,5 milyondan başlıyor bu tarz bir oyuncunun şeyi, kaşesi. O yüzden kolay bir kendimizi bile bile zoraki bir şeyin içine soktuk diye bu ahla beraber. Arada bu bireysel olarak baktığında bizim seviyemize göre oldukça iyi bir isim. Hani Valencia tarafını biraz çok hani göz ardı etmek gerekiyor değerlendirirken onun kariyerini. Hani Ludwig Burç'taki ikinci senesi özellikle. Hani 13 Aynen. sayılar, işte 5 at, 2,5-3 asist ortalaması. Hani inanılmaz bir hype'li bir sezonu vardı. Bence hani Valencia onun için ne kadar iyi bir tercihti ya da hemen ikinci senesinde Euroleague yapmak ne kadar doğru bir tercihti biraz tartışılır. Hani 1-2 sene daha orta alt seviyelerde kalsa ya da işte Basketbol Şampiyonlar Ligi Euroleague Cup seviyesinde kalsa daha sağlam ve daha kalıcı bir Euroleague performansına kariyerine gidebilirdi. Bizim için avantaj oldu tabii bu yaşlara da bu çekebilmek. Yani tek başına olarak güzel bir hamle. Etrafı dizildiğinde değeri çok daha artacak. Sana inanılmaz fazla bir katma değer katacak bir hamle ama işte Yabuah'la beraber sen o işi biraz zorlaştırıyorsun açıkçası. Şimdi buradan önce hani bir numaraya sorayım. Şimdi Galatasaray'a bir numara hamlesi de gelecek ki
Yani senin de dediğin gibi Rodebu hamlesiyle birlikte aslında kilit noktalardan biri haline de geldi o takviyenin önemi. Biraz da açıkçası zaten parayı da kısa transferinde ayılmış gibi de duruyor bütçe. Şube. Burada bir numaraya senin beklentin kim olur artık? Yani isim olarak çok bir şey söylemek zor. Hani herkesin isteği arzusu Jerian Grant aslında şu dönemde ama çok da kolay bir hamle değil Jerian Grant'ı çekebilmek Euro Cup MVP'si olmuşken. Hani benim gördüğüm piyasada şu an bizim ihtiyacımızı cuk diye karşılayacak tek adam o. Ama tabii ki işte Iago dos Santos oyundaki çok iyi bir sezon geçirdi. İşte İtalya'da Kolbe Ross var, Semaj Kristin var. Gene alınabilecek guardlar var ama bunların hepsi tabii ki şeyler. Zor hamleler, zor transferler. Çünkü hepsi farklı oyuncular. Özellikle Ego 90 bence bize düşmez yani imkansız bir anlamda. Tabii, kolay kolay hamleler değiller. Yani yani, ama bu seviyede bir adam düşünmen gerekiyor senin. Hani bunu söylemek lazım. İsimleri verirken hani biraz bunu da söyledim. Çünkü hani Radebo ve işte Yeboah ikisini düşündüğün zaman 2-3 numarada bir numaradaki oyuncunun hani hem iyi bir ikili oynatıcısı olması gerekiyor hem skorer bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bir noktada savunmadan biraz feragat etmen lazım ki sen hücumda çok tıkanma diye bir şekilde savunmayı halledersin günün sonunda. Ama alacağımız oyuncunun kesinlikle hani hem iyi bir skorer olması gerekiyor hem de ikili oyunda senin uzunlarını aktif olarak hücumda besleyebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Bunun dışında alınabilecek hani bir transferde ciddi anlamda sene içinde zorluk yaşarız. Vanis Lee'nin çok işimi geçiyor mesela. Görüyorsunuz Twitter özelinde özellikle. De çok doğru bir hamle olmaz Parisli. Parisli de skor anlamında çok başarılı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Parisli'nin. Biraz hani benim için overhype bir adam Parisli. Çok tuttuğum, beğendiğim bir oyuncu değildir. Bence alırsak başarısız bir hamle olur. Şimdi buradan şuna geçeceğim. Ya Galatasaray'da aslında biraz sezona başlarken hedef 5 yabancı alıp hani 6.'yı sezon ortasında getirmek yolundaydı ama özellikle hani bu Twitter'daki taraftarların Yeboah ve Halil Hoca tepkilerinden sonra muhtemelen benim tahminim sezona doğrudan 6 yabancıyla Galatasaray başlar. Burada sen Yeboah'ı hani 6. yabancı olarak düşünmek gerek diyoruz. Sence burada bu yabancı transferindeki ekstra isim Yeboah yerine mi gelir yoksa hani uzun rotasyonuna yeni bir hamle gelir mi? Bunu şundan Bence diyorum. Çünkü uzunlarda da hani Samet Gedik kovalanıyor şu anda. Zaten piyasadaki adamlar da ortada. Çok az kaldı. Onun olmama durumunda uzun rotasyonunda bir yabancı hamlesi gelir mi diye de soruyorum hani. yani şöyle Yaman bir kere kesinlikle 6. yabancı olarak düşünmesi gerekiyor. Hani bunun şey tartışmaya açık bir taraf olmaması lazım. Yaman'ın 6. yabancı olmadığı herhangi bir senaryoda biz sene içinde ciddi anlamda zorlanırız. O yüzden mutlaka 6 yabancı ile başlayıp ya bu ay orada 6. oyuncu olarak düşünmemiz gerekiyor. 5. yabancı olarak da hani Samet hamlesi önemli. Burada hani Samet ya da işte Ahmet Düveroğlu ya da o tarz bir ki zaten bu ikisinden başka da adam kalmadı açıkçası piyasada. Hani o ikisinden birini Sen Osman düşürebileceksek geçmişte Efes'te de Beşiktaş'a yürüyor. Efes olacak gibi gözüküyor. Yani canı düşüremeyiz biz. Hani Ahmet ya da Samet ki Samet ile daha çok uğraşılıyor herhalde Twitter'da yazılan da o şekilde. O hamleyi aldığımız zaman bence direkt olarak bir kanat transferi çözmemiz gerekiyor. Orada daha skorer kendi skorunu yaratan işte karşı yakan aldığı Calen Martin ki çok iyi bir hamle açıkçası biraz kıskandım. Ya da Telekom'un aldığı James Palmer o da aynı şekilde. İkisi de çok güzel hamleler. O tarz bir 3 numara, 2,5 numara kanat oyuncusu aslında çekmemiz gerekiyor bence. Uzunlarda eğer Samet ya da Ahmet'i çekersek alınacak 4 numarayla beraber hani uzuna bir transfer yapmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Ama tam mutlaka orada bir yerli uzun gelmesi gerekiyor. Bunu başarırsak direkt olarak skorer bir kanat oyuncusu çözüp ya bu ay 6. yabancı olarak düşünmemiz lazım. Orada işte o zaman Radebo'nun değeri de artar. Radebo'ya doğru rol de biçebilirsin sen rotasyonla. Kısa rotasyonun hani bir oyuncuyla iki oyuncu kazanmış olursun. Güzel bir rotasyon olur orada ama bu mutlaka üçüncü bir kanat transferiyle olur. Ya bu olmaz. Galatasaray'ın bir şube yönetimi var ki hani çok değiştirdiğimiz noktaları da oluyor. Transferle bundan sonraki adamı sence nasıl atacaklar? Yani Erden Timur'un da işin içine dahil olduğu haberleri vardı çünkü.
Senin beklentin şu anlaşılıyor. Yani Halilovic ve Yeboah hamleleriyle aslında insanların bir beklentisi kırılmıştı. Hatta ligde bu sezon kalitede biraz yükseliyor. Özellikle Beşiktaş'ın agresif bir şekilde piyasaya dahil olmasıyla birlikte. Beşiktaş'ta çok zamanlar yaptım. Ya Beşiktaş zaten ya biraz şeye benzedi Beşiktaş'ın durumu. Küme düşme sezonu yaşayan, ligde kalma yarısı veren Galatasaray'ın bir sonraki sezonundaki o Ekrem Hoca'nın Melo Trimble'lı, Kelebure eksikli sezona bizim benzeri biraz. Onlar bayağı iyi gidiyorlar. Galatasaray'ın bundan sonraki hamlelerini nasıl bekliyorsun sen? Yani iyi hamleler gelir mi yoksa yine bir hayal kırıklığı yaşayabilecek bir hamle gelir mi? Yani açıkçası Yeboah ve Halilovic'den sonra daha ne kadar hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Yeboah diyeyim. Hani hep Halilovic'le beraber kutuyoruz da ben Halilovic'i gene bir tık kenara koydum. Özellikle Yeboah'tan sonra daha ne kadar hayal kırıklığı yaratacak hamle gelir. Açıkçası şüpheliyim ya. Bu kadar limitleri zorlayamaz herhalde şube. Ama hani Erden Timur'un biraz daha devreye girdiği konuşuluyor. Biraz daha yapılan transferlerden sonra şube yönetimine çok fazla güveninin kalmadığı konuşuluyor. Bu yüzden hani biraz daha işin içine girecek, hani işin içine girecek de demeyeyim de biraz daha kolu kanadı üstünde olacaktır, gölgesi üstünde olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa girip de oyuncu pazarlığı yapacak hali yok basketbol şubesinde Erden Timur'un. Hani biraz daha işte sevdiği tanıdığı adamlarla ya da işte ilk sezonunda Barış Nane gibi bir profil vardı şube yönetiminde Yani Erden Timur. şeyde net şekilde görüyoruz şu anda. Barış Nani harbiden çok çok iyi bir orada üçüncü kolmuş bir nevi yani. Erden Timur, Turgay Zeytingöz, Barış Nani üçüncü bir kolu olarak orada. Bayağı iyi götürüyormuş. Yani onun gidişinden sonra zaten Galatasaray Basketbol Şubesi'nde kaç tane doğru transfer yapıldı? Hatırlamıyorum şu anda yani. İyi transfer gelmiyor aklıma. Bir daha bir enişte sayılır herhalde. Onun dışında başka yok. Orada o yüzden hani bir Erden Timur'un biraz daha kollama gözleme durumu var şubeyi. Hani böyle bu hamlesi de biraz bundan sonra geldi gibi gözüküyor. O yüzden alınacak oyun kurucunun da ben gene taraftarda pozitif anlamda bir etki yaratacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Bundan sonra açıkçası bir tane daha zar atma durumları yok. Yani 4 numara da gene benzer şekilde olur. Hani bu saatten sonra gidip de 100 bin dolarlık, 200 bin dolarlık bir yabancıya gitmezler. Orada artık 500-600 bin dolarlık işte Euroleague'den düşme ya da çıkışta olan daha işte Euroleague atlama seviyesinde olan yabancılara gidilir diye düşünüyorum. Açıkçası bir tane daha negatif hamle şubenin kaldıracak durumu yok. Yönetiminle ya da işte Turgay Zeytin gözünde bu tarz bir düşünce içinde olduğuna inanmıyorum artık. Ya da bu tarz bir düşünce olsa da belli kollar tarafından hani müdahale edilip beyler ne yapıyorsunuz? Denebilir. Son hani şey sorayım. Hani bir transfer yayınıydı. Hani bitirirken de onunla da bitirelim istiyorum. Yani randevu biraz daha açalım istiyorum. Çünkü dün gördüğüm mensuplardan çok bilmeyen ismin de olduğunu fark ettim. Hani nasıl oyuncudur sorularının çok döndüğü bir tablo vardı. Sen randevun hani biraz değindin ama nasıl bir oyuncu olduğunu biraz daha anlatır mısın? Yani John Radebaugh'un açıkçası en önemli özelliği maç motoru. İnanılmaz bir enerji sahada. Biraz bu açıdan Raçka'daki Doğuş Özdemiroğlu'na benzer bir enerjisi var sahada. Sürekli aktif, sürekli savunmada bir şeyleri kovalayan, ateş yakmaya çalışan, işte elleri kolları hiç durmayan, işte rakibin karşısında kalan kolay kolay geçilmeyen bir adam. Bu yönüyle biraz daha bilmeyen, savunma yönünde özellikle biraz daha bilmeyenler için hani Doğuş Özdemiroğlu tarzında bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Enerji anlamında. Hani yetenek anlamında demiyorum ama enerji anlamında biraz daha o seviyede bir oyuncu. O tarzda bir oyuncu. O yüzden savunmada bize inanılmaz bir enerji katacaktır. Savunmaya önde başlatma açısından ki Mitro için de bunu sık sık kullanacağını düşünüyorum. Garda baskı, topa baskı ya da işte rakibin skorerini kitleme noktasında Radebo bizim en önemli silahlarımızdan biri olacak. Enerjik bir oyuncu. Sahayı koşmayı seviyor. Fast break'lerde en önde olmayı seven bir adam. Açık sahayı seven bir oyuncu. Bu yüzden hani takımı sürekli koşturmaya yöneltecek bir oyun tarzı içinde olacaktır ama işin ucum tarafında biraz daha tamamlayıcı bir parça. Hani Ludwig senesinde 13-14 sayı ortalaması var hem ligde hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ama skorer olarak sürükleyici bir oyuncu değil. Mutlaka yanında ana bir skorer, ana bir hatta iki skorer olması lazım ki o biraz daha tamamlayıcı parça olsun. Şut anlamında
%40'lar civarında, tam hani bakmadım ama 35-40 civarında bir üçlük yüzdesi vardır diye tahmin ediyorum. Ama genellikle sabit şutör olarak aktif bir oyuncu. Çok fazla hareket şutu üçlük veya işte uzak ikilik noktasında yok. Biraz daha orta mesafeyi, hani dribbling üzeri orta mesafe şutlar biraz daha onun imza hareketleri. Çok fazla el üzeri işte üçlük ya da hani dribbling üzeri üçlük çok fazla onun tarzı değil. Hani yüzdesini düşüren şeyler daha sabit bir şutör ya da penetre üzeri işte yakın ikilikler olabilir imza hareketi. Penetre etmeyi seven bir adam ama karar mekanizması her zaman çok iyi değil bu açıdan. Hani mutlaka dediğim gibi hücumda ikinci, üçüncü tercih olarak düşünmesi gereken bir oyuncu ama öyle düşündüğümde de sana inanılmaz bir katma değer katma değer sağlayan, senin çıtanı tavanını yükseltebilecek bir oyuncu. Hani doğru kurgu içerisinde bizim yapımızda cidden hani parlayıp bizi kısa rotasyonu bir arada tutacak parça olabilir. Hani bu açıdan önemli bir transfer Radebo. Ama işte dediğim gibi önemli olan onun etrafındaki o doğru parçaları kurmak. Hani 1 ve 3 numarayı yanındaki 3 numara kesinlikle yaba olmamalı. 1 ve 3 numarayı doğru kurduğunda Radebo senin bu iki oyuncuyu da aslında ön plana çıkartıp aradaki tutkal yapıyı sağlayabilecek bir oyuncu. Ya ben de buradan bir şey söyleyeyim. Şimdi transferde hataları falan hep bunları anlayabiliyorum. Genelde transferlere de hep iyi yanından bakmaya çalışıp bir pozitiflik bulmaya çalışırım. Yani Yeboah ve Halil Hoç'u çok bulamasam da ama yani Galatasaray basketbol şubesindeki insanlardan nacizane diyeceğim artık şu iletişim işini lütfen doğru yapsınlar. Hani çok girmek istemiyorum bu yayında artık ona ama Galatasaray basketbol şubesinde 8 aydır neredeyse tek bir açıklamanın olmaması maç sonlarını hariç tutarsak çok büyük kepazeliktir benim gözümde. Burası ciddi bir müessese ve hani geçen sene bu zamanlarda EuroLeague hayali satan insanların ben bu zamanlarda da çıkıp hata yaptıklarında yaptıkları hatayı kabul etmelerini veya niye bu hatanın yaşandığını anlatmalarını istiyorum. Ya mesela biz geçen sezon niye bir ton oyuncu aldık, bir ton oyuncu yolladık? Bunun cevabı kimsede yok. Ya da sezonun son haftalarında bir anda Pişti işte niye yollar ayrıldı? Yani sezonun bitimi niye beklenmedi? Bunun cevabı yok. Veya Mitrovic mesela en basitinden. Yani Mitrovic iyi koç. Ama hani anlatmak için derdim ben düşünüyorum. Mitrovic'i neye göre seçtik? Galatasaray'ın yeni sezondaki hedefi ne? Şu anda bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bunlar benim çok ciddi şekilde canımı sıkan şeyler ve Galatasaray'da artık hani biraz iletişimde doğru kurulmasını istiyorum. Ben de bunu ekleyeyim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı abi? Yoksa kapatalım. Yok, kapatalım. Sen zaten içini döktün sonuna kadar. Benim ekleyeceğim yok doğru sözün. İzleyenlere de çok teşekkürler. Hani benim biraz daha hep Ömer Yalçınkaya döneminde de takıldığım en önemli konulardan biri iletişimdeki kendi yüzüne de buradaki şikayetlerimi dile getirdim. O yüzden hani onda da artık çok daha rahatım. Umarım siz de beğendiğiniz bir yayın olmuştur. Galatasaray Nefi'nde daha iyi transferler yaptığı bir yayında tekrar görüşmek üzere diyeyim. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın.